Bostanlı'ya geldim. Şurası, karşısı terminal. Otobüs, dolmuş terminali. Ben buraya dolmuşla geldim. Dolmuşun içi kalabalıktı. Herkes Türkçe konuşuyordu. Benim yabancı olduğumu anladılar. Buralı olmadığımı. Ondan sonra ilk başta şey diyorlar. Bu şimdi bizi anlamaz diyorlar, tamam mı? Turist bu. Büyük sırt çantam falan var ya. Sonra ben de dedim, Mastanlı'ya gidiyorum dedim. Aa, Mastanlı'ya mı gidiyorsun? Ne yapacaksın orada falan dediler. Geziyorum dedim. Ondan sonra oradan nereye gideceksin dediler. Dedim Gümülcine'ye gideceğim. Abi ondan sonra minibüste her kafadan bir ses çıkmaya başladı. Herkes bana bir şey tavsiye ediyor falan. Uyarılar böyle, bir sürü bir şeyler anlatıyorlar. İşte mesela teyze diyor ki, Gümülcine deme oraya diyor. Yunan de diyor. Yunan demezsen anlamazlar diyor. Tamam teyze diyorum, Yunan derim diyorum. Ondan sonra neyse şuradan gidiyorum galiba. Ondan sonra başka bir tane adam diyor ki bana, ya diyor sen diyor sınıra nasıl gideceksin diyor, senin araban yok ki diyor. Dedim otostop çekerim. Dedi olmaz öyle iş dedi. Kim alacak seni dedi. Kimse almaz ki seni dedi. Ondan sonra dedim ya yürürüm dedim. Öyle olmaz dedi. Buradan dedi Edirne'ye gideceksin dedi. Oradan dedi otobüsten dedi Kapıkule'den geçeceksin dedi. Öyle dedi yürürüm yürürüm olmaz. Burası dedi sınır dedi. Sınır geçiyorsun falan. Sınır, baktım adam iyice darlıyor beni. Ondan sonra öbür adam şey dedi. Başlar üzme canını dedi. Bir şey olmaz geçersin dedi. Ay sanki kimse geçmiyor buradan sınırdan. Burada galiba pazar yeri varmış. Her yere de bir çeşme yapmışlar abi. Böyle kahve makineleri zaten Bulgaristan'da her yerde çıkıyor karşınıza. İçme suyunuzu da yol üzerindeki bu çeşmelerden karşılayabiliyorsunuz. Şimdi Naim Süleymanoğlu'nun heykeline doğru gidiyorum. Abi Naim Süleymanoğlu'nun heykeli burada değil mi? Burada ya, aşağıda. Sağda mı? Tamam, tamam. Mestanlı. Küçük sokaklarından yürüyorum. Burası Kırcaali ile hiç kıyaslanmayacak kadar küçük bir yer. Şimdi çocuklar görürlerse, abi sen YouTuber mısın falan diye yine doluşurlar. Şu küçük kamerayı gören hemen anlıyor zaten. Çocuk oldukları zaman hemen anlıyorlar abi. Abi kesin YouTuber'dır bu falan diye. Etrafıma doluşuyorlar. Burası haritada Mastanlı diye yazmıyor. Haritada buranın adı Momchilgrad. İngilizce gibi bir kelime. Momchilgrad. Yani oranın muhtemelen Bulgarca ismi. Ama işte Türkçe adı buranın Mestanlı veya Mastanlı. Yani biz Türkler bunu böyle okuyoruz. Öyle de yazsanız çıkıyor haritadan. Momchilgrad yazınca da çıkıyor. İki türlü de çıkıyor. Aa, kiliseye geldim bak. Bir komutan heykeli galiba bu. Bulgaristan bayrağı ve kilise. Kapıyı kilitlemişler. Bulgarca yazılar ve haç işareti var. Şurada bir top var. Böyle bir şey. Devam edelim. Şurada ileride sağda olacak galiba. Bir de burada spor kompleksi varmış. Naim Süleymanoğlu spor kompleksi. Abi yolda giderken bir duvar yazısı dikkatimi çekti. Türkçe yazıyor. Biraz arabesk bir arkadaş yazmış bunu. Mert isminde bir arkadaş. Demiş ki, üzüntü bir denizdi ve sen bana yüzmeyi öğrettin. Mert. Vay be Mert. Ne kadar efkarlı bir arkadaşımızsın. Kimi sevdin bu kadar? Evet, Mert'i de andık. Şimdi Naim Süleymanoğlu spor kompleksi tam karşımda. Evet. Sonunda geldim. O kadar yol geldim. Bunu görüyorum şu anda. Bu da gezimde yani hep
ilginç, enteresan şeyler görüyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Hiç aklıma gelmezdi Naim Süleymanoğlu'nun memleketine gideceğim, orada onun heykelini göreceğim. Hiç aklıma gelmezdi. Yalnız Naim Süleymanoğlu'nun doğup büyüdüğü yer bir köymüş. Ve o köy buradan 5-6 kilometre uzaktaymış. Bunu da söylediler. Hani oraya da gitmenin bir anlamı yok dediler. Çünkü evi müze falan değil dediler. Eski bir köy evi. Herhalde başkaları oturuyordu şu anda da. Ama Naim Süleymanoğlu'nun heykeline gelmiş oldum. Halterli bir heykel. Ve işte karşımızda. Cep Erkülü Naim Süleymanoğlu. Çocukken olimpiyatlarda onun kazandığı altın madalyalarla biz çok sevinmiştik ya. Vay be. Yine Türkçe hiçbir şey yazmıyor ya. Sadece ismini yazmışlar Türkçe. Her şey Bulgarca yazıyor. Burası da Naim Süleymanoğlu spor kompleksi. Burada bir voleybol sahası var. Tribünler yapmışlar. Şurada bir kapalı spor salonu var. Yine şurada da kapalı spor salonunun bir diğer parçası. Naim Süleymanoğlu haltere 1977'de 9 yaşındayken başladı. 15 yaşındayken Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 2 madalya alarak şampiyon oldu. Kariyeri boyunca 3 altın olimpiyat madalyası, 7 dünya şampiyonluğu ve 6 Avrupa şampiyonluğu vardır. Tam 46 kere dünya rekoru kırdı. 1983-86 arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere tam 63 rekor kırarken yine bu dönemde dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklar yaşadı. 1984-85 ve 86'da dünyada yılın haltercisi seçildi. 1967'de Bulgaristan'ın Ahatlı köyünde doğan Naim, Türk asıllıydı ama Bulgar zulmünden dolayı soyadı değiştirilmişti. Bulgar zulmüne uğrayan Türklerin yaşadıklarını anlatabilmek için Bulgaristan'dan kaçıp Türkiye'ye gitmeyi istiyordu. Bu bilgi önce dönemin başbakanı Turgut Özal'a ulaştı. Çok gizli bir operasyon planı yapıldı. Naim Süleymanoğlu, Naum Shalamanov ismiyle Bulgaristan'ı temsilen Avustralya'nın Melbourne şehrinde bulunuyordu. Melbourne'de işçi olarak çalışan Bulgar göçmeni 5 Türk vatandaşı ile temas kuruldu. 6. isim de Bulgar göçmenlerden birinin 18 yaşındaki kızı Beyhan oldu. Beyhan 6 Aralık 1986 günü imza isteme bahanesiyle Naim'in kaldığı otele gitti. Lobide buluştular. Detayları Bulgarca anlattı. Planlandığı gibi Naim o gece tuvalete gitme bahanesiyle masadan kalktı, arka kapıdan çıktı. Kendisini bekleyen Beyhan'ı gördü ve sarı renkli Datsun marka arabaya binerek hızla uzaklaştılar. Naim önce soydaşlardan birinin evine, gün ağarınca da Türk Başkonsolosluğuna götürüldü. Özal'ın baş danışmanı Can Pulak olayı şöyle anlatıyor. Naim'i gizlice havalimanına götürmemiz gerekiyordu. Büyükelçimize Naim'e benzeyen kısa boylu biri lazım dedim. Bir adam bulduk, pardesü giydirdik, başına şapka taktık, kaşkol ile yüzünü gizledik. Elçiliğin önüne 3 araç yanaştırdık ve bizim diplomatlarımız şemsiye açıp yanlarında aşçı ile koşarak arabalara binip hareket etti. Londra şehir merkezinde 1 saat tur attılar. Ajanlar, İngilizler ve basın da peşlerine takıldı. Elçiliğin önü boşalınca biz de Naim'i aldık, bir başka araç ile havaalanına gidip ata uçağına binerek yurda hareket ettik. Bulgar hava sahasını kullanamıyorduk. Ata uçağının pilotu Tahir, Yunanistan üzerinden gidelim ama Bulgarlar haber verirse bizi indirirler dedi. Ben alçaktan uçamaz mıyız dedim. Tahir, yaparız ama bir dağa çarparsak ölürüz cevabını verdi. Yükseklikleri hesap edip alçak uçuş yaptık. Türk hava sahasına girdiğimizde Naim ile birbirimize sarılıp sevinç gözyaşları döküyorduk. Esenboğa'da çok sayıda gazeteci vardı. Mürted askeri havalimanına indik.
Naim yere kapanıp toprağa öptü. Başbakanlık binasına hareket ettik. Özal basın toplantısı yapıyordu. İçeriye girdik. Naim alkışlar ve patlayan flaşlar arasında Özal'ın elini öptü, yanına oturdu. 2017'de aramızdan ayrılana kadar ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. İkimiz de bir boydayız, biz delikanlıyız. Kırcal ile ard arası, saat sekiz sırası. Yusuf'un saat sekiz sırası. Civanda Yusuf'umu ardalar alıyor, yoktur ah çaresi. Civanda Yusuf'umu ardalar alıyor, yoktur ah çaresi. Aman bre deryalar, kanlıca deryalar, biz nişanlıyız.